Arkadaşlar iyi geceler. Bugünün bir değerlendirmesini yapalım arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz birazcık BİM aldım. Dün zaten Yunsa ve Hedef girişimi göndermiştim arkadaşlar. Ersu'yu aldığımı biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk önce doğuş otomotiv ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu nerede satacağız diyor bir arkadaş. Şimdi burada beşli bir sayı bekliyorum ben. Şu an gördüğüm kadarıyla durum böyle. Yani şu altta gördüğünüz trend çizgisi kırılacak, bir dört aya olacak, beş gelecek falan. Burada e, yanlış e, sayım yapmış olma ihtimalimizi de değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi onun üzerine konuşacağız. Bir defa şuraya arkadaşlar işaretleyin bu seviye kırılırsa bu seviye kırılırsa yani bu 5 aya oluşmadan fiyat direkt buraya aşağıya gelmeye kalkarsa direkt stop olmanız gerekiyor arkadaşlar. Direkt stop olmanız gerekiyor. İkinci bir konu biliyorsunuz burada e, C aya kısa kalmıştı arkadaşlar. Şimdi işin e, kötü tarafı şu. Bunu ben 1, 2, 3, 4, 5 olarak sayıyorum. Fakat bu tür dalgalar WXY şeklinde de sayılabilir. Yani bu durumda ne olur? Burası komple bir A ayağı olur. B ayağı olur. C ayağı olur. Ve bizim B ayağımız burada biter arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir ihtimal de var. Böyle bir ihtimal de var. Bu sebeple hani şurada 5 ayağımızı yaptık. Ya ne olacak? Az bir şey düzeltme gelsin. Sonra devam edecek nasıl olsa diye düşünmememiz lazım. 5 ayağını gördüğümüz anda Şuradaki 5 ayağını gördüğümüz anda Satışa girmek lazım arkadaşlar. Yani isteyen hatta karını alıp buradan bile çıkabilir. Şimdi şöyle bir durum var. Yani 5 ayakları tamamlanıp Bazen düzeltmeler çok çok kısa gelip Bir anda yukarı patlayabiliyor. Orada fırsatı kaçırabilirsiniz. Ama karınızı da çok riske atmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi evet kısaca ayakları fena yukarı patlatır arkadaşlar. Ama bu e, impasif bir şekilde gelmediği için yani klasik bizim bildiğimiz klasik impasif biçimde gelmediği için hani gerçi seviyelerine de bakalım. Şeklen öyle değil ama şu bir dalgasının bakalım. Gerçi uzatması var arkadaşlar. Hani uzatması var. Ama yine de e, ben dikkatli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani şurada 5 aya tamamlandıktan sonra yani biz buradan ne bekleyeceğiz? A, B, C yapacak. 4'ü bitirecek. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 yapacak. 5'i bitirecek. Sonra düzeltmesini yapacak. Tekrar A, B, C ve yukarı gitmesini bekliyoruz. Fakat bu 5'i bitirdikten sonra bir anda aşağıya doğru salabilir arkadaşlar. Asıl C gelebilir. Yani şu asıl C değildir. Bizim beklediğimiz C değildir. Asıl düşüş gelebilir. Ondan kaçınmak lazım arkadaşlar. Ondan kaçınmak için burada bir 5'li sayımı gördükten sonra satmak gerekir. Sonrasında düşüşe bakılır düşüş Eğer gerçekten böyle bir abc ayağı şeklinde gidiyorsa gidiyorsa eminsek tekrar gireriz arkadaşlar dibinden bir yerden gireriz sonra sıkıntı yok doğaçta durum bu intem arkadaşlar yani inteme ilk baktığınızda e, çok bir şey anlamak mümkün değil yani pardon Pardon özür dilerim arkadaşlar. Yani inteme ilk baktığımızda çok bir şey anlamak mümkün değil ama e, şöyle demek ki grafiğin aynısını düşünün arkadaşlar. 1 2 burası bir 1 aya. Daha sonra 1 2 3 4 5 3 aya bitmiş. 4 aya geliyor tekrar şimdi 5. aya gidecek. Ha, tabii ki intemde hedef burası değil arkadaşlar. Intemde hedef ilk hedef burası. E, 49.64 İkinci hedef de burası arkadaş. Asıl hedef 63 78. Yani bunda işte işte deminki muhabbet yok arkadaşlar. İsteyen e, satıp düzeltme de alabilir. İsteyen yok arkadaş ben satmıyorum. Ben bekleyeceğim diyebilir. Bu kişinin keyfine kalmış. Kontrol matiğe de bakalım. Kontrol matikte de <laughs> aynı manzara var arkadaşlar. Yalnız bunun 5 ayağının uzatmasını bekliyorum. Yani bu seviyenin buraya gidip buradan satış yemesini bekliyorum. 87 e, seviyelerinden. Şimdi buradaki sayıma göre bizim 3 ayağımız ya bitti ya bitecek arkadaşlar. Henüz bitmemiş olabilir. Biraz daha yukarıya çıkabilir. 4 ayağımız gelecek. Ve daha sonra da e, Beş ayağını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi satış yaparken ne yapacaksınız? Trendin başladığı yerden arkadaşlar sıfır noktasından 4 ayağı nerede oluştuysa artık atıyorum şurada bir yerde veya burada bir yerde oluştu diyelim. Bu dört ayağına bir trend çekip şöyle bir trend çekip arkadaşlar bu trend kırıldığında çıkabilirsiniz. Sıfır dört trendi kırıldı dersiniz arkadaşlar. Riske atmazsınız hem. Yani. Şimdi Carfors'a bakmaya gerek var mı? Ona bakmaya gerek yok arkadaşlar. Afyon'a gelelim. Bugün güzel hareketler yapıyordu ki son anda şu 3 tane e, siyah kargayı koydu arkadaşlar. Yani arkadaşlar Afyon bu haftada tutacağım. Bakıyorum belki yani bu hafta içi gönderebilirim. Yani yürümezse bu ise göndereceğim arkadaşlar. Yani 3 siyah karga nedir arkadaşım ya. Yürü artık yani. Burada yani sen daha neyin lagalugasını yapıyorsun. Yürü yani. Yani Bu haftada yürümezse bunu gönderirim. Şimdi Ersu'ya gelelim arkadaşlar. Ersu'yu ben zaten şurada bir yerde almıştım. Düşüş gelmişti. Şimdi bugün yukarıya patlattı arkadaşlar. Bekliyorum. Yükseliş geleceğini düşünüyorum ben bunda. Henüz sayım yapılacak bir durum yok. Zaten Kocaman bir tane yeşil mum var, başka bir şey de yok. Bu yavaş yavaş hareketlendi bakalım. Sonunda bir şeyler oluyor. Ama herhalde şu trend çizgisi kırılmadan da aman aman uçup kaçmayacak arkadaşlar İzmir Demir Çelik. Yani Afyon kadar negatif değilim bunda arkadaşlar. Yani bunu birazcık da bekleyeceğim zaman geçecek. Yani elbet fiyat buralara gelecek arkadaşlar. Bu çizgiye gelecek. Bak çizgiye dokunacak. Ya satış yiyecek ya kıracak. Bakacağız bakalım. BİM aldık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim alarmım çalıştı. Dedi ki 02 trendi kırıldı. Yani daha doğrusu oraya temas etti geçti. Ama birazcık ince ayar çekince dokunmadığını gördüm. Ha bunda şey bir durum yok arkadaşlar. Yani aman kırılmamış işte hemen buradan satalım çıkalım diye bir durum yok. Birazcık geri gelebilir. Daha sonra kırabilir arkadaşlar. Yani ne, ne olarak bak yani burada çok sayılacak bir şey yok arkadaşlar. Hani 1 2 3 4 5 diye bakarım. düzeltme beklerim. Sonra yukarı kırılma beklerim. Yani en kötü senaryo onu beklerim. Ha ne olabilir? Başka daha da kötüsü ne olabilir? Sonuçta bu 0.2 trendi kırılmadıkça arkadaşlar bu trendin aşağıya devam etme ihtimali var. Yani bu trend aşağıya doğru devam ediyor. Ya yani en fazla koyacak bir 5 ayadır arkadaşlar. Ya yani onun için de ben Bimi satmam yani. Onun için de Bimi satmam açıkçası. Beklerim yani düşsün. Tamam 5 ayağını yapıyorsa yapsın. Sonra yukarı gidecektir bu. Herhangi bir başka hisseden bir alarm gelmedi arkadaşlar. Şu ise fena kafa kaldırdı zaten çok emin değildim grafiğinden ama çalışırsa dedim şu şekilde giderse dedim belki alınabilir biraz karmaşık bir grafiği var sonlara doğru bunda da şöyle yön belli arkadaşlar da günlük grafiğini alayım bunda da yön belli ama bölgeye de çok yakın şu bölgeye de çok. Yani şansını denemek isteyen varsa ta buralara kadar arkadaşlar. %205'lik bir kar şansı var yani. Yani minimum %150 falan alır yani. Aslında bunu yarın az bir miktar da alabilirim. Bilmiyorum ya. Bakacağız yarın. Az bir miktar belki alabilirim. Pardon. Galata BİT yükseldi biraz. Düşüşler çok gelmiyor arkadaşlar. Yani düzeltmeler gelmiyor. Bu arkadaş toparladı. Tekrar yukarı hareket ediyor. Yani orada biraz zaman kaybetmesi gerekiyordu. Etti arkadaşlar. O TLMA'nın. Yani şurada. Şurada birazcık zaman kaybetmesi gerekiyordu. Yani sonuçta bu kadar. Bir zaman fa, fa, fa payı var arkadaşlar. Burayı biraz harcaya harcaya gidecek yani. Yani zaten çok bir getirisi yoktu ama almış olan için söylüyorum. Şöyle bir şeye bakacaktım arkadaşlar. Bir saniye nerede o? Bunun son kısımlarına bakmamıştık arkadaşlar da. Yani En fazla şu seviyeyi bekliyoruz falan demiştik. Şimdi arkadaşlar buradan artık şu 0618'in üstünden gübre efe'yi tutan birazcık tetikte olması gerekiyor birazcık tetikte olması gerekiyor. Burada düşen trend var arkadaşlar. Yani bu bu da bir düzeltme trendi. Bu da bir düzeltme trendi olduğu için gene aşağı bir cihaya gelecek. Yani buradan yukarıya yeni bir trend başlamadı. o sebeple şu 0.618'in üstü yani 72.85'in üstü her an satış gelebilir bunda. tutanlar çok iyi gözlemlemeli arkadaşlar bunu. Başka neye bakabiliriz? Şunun grafiğine bakıyordum arkadaşlar. Şöyle saatli alalım. 4 aya birazcık üstte oluştu arkadaşlar bunda. Şöyle bir grafiği devam ediyor. Biliyorsunuz 5 aya gelirse, buraya gelirse arkadaşlar ben bunu alacağım. 49 45'leri falan görürsem, yani 50 liranın altını görürsem arkadaşlar ben bunu alırım. Ben bunu alırım. 5'e illa buraya inmek zorunda da değil arkadaşlar. Kısa da gelebilir. Fail yapıp devam edebilir. İyi gözlemlemek lazım bunu. Her gün bakıyorum arkadaşlar. Bunda güzel bir kar yazabiliriz. Başka bakabileceğim bir şey var mı? Ha şu şeye bakalım arkadaşlar. Şuna bakalım bir. Arkadaşlar evet bölgeye baya baya yaklaştı. Yani her an bir çok sert bir satış gelebilir. Yani ben burayı çok adam gibi sayamıyorum ama belki tekrar aşağı gelecek, tekrar yukarıya denecek. Buralarda takılacak belki biraz. Ondan sonra aşağıya patlatacak veya delecek, geçecek burayı. Daha üstlerde bir hareket yapacak. Daha üstten bir satış yiyecek falan. Yani burada şeyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani işte burada düzeltme bitti. 1, 2, 3, 4, 5 sayıyoruz diye bir şey yok. Zaten görüyorsunuz grafiği. Hani hala düzeltme trendindeyiz. Buradan bu şekilde yukarıya patlar gider mi? Valla bana zor görünüyor arkadaşlar. Yani, yani 4 aya olması gerekiyor buranın. Yani A, B, C, D, E yaptım. Hadi gidiyorum demesi lazım ama o da bana biraz zor görünüyor arkadaşlar. Yani endeks grafiğinde de çok şeye bakılır mı bilmiyorum ama o da bana biraz zor görünüyor. O sebeple düşüşü beklemek lazım arkadaşlar pistte. Her zaman şu büyük düşüşü beklememiz lazım. Yani şu gerçekleşseydi bir rahatlasaydı ondan sonra şöyle bir artık yolumuza baksaydık. Yani şu anda bizim evet kar yazıyor olabiliriz. Para kazanıyor olabiliriz arkadaşlar ama düzeltme trendinde olduğumuzu unutmayın. Yani ayı piyasasındayız biz mini bir ayı piyasasının içerisinde para kazanıyoruz şu anda. Yani bir e, boğa yok arkadaşlar. O ralli burada gelecek. O ralli bu şekilde gelecek yani. Henüz öyle bir şey yok. Keşke olsa. Evet durum bu arkadaşlar. Bugün durum böyleydi. Yani bir BİM'den alarm geldi. Ota yanlış geldi. Ama bence pek önemli değil dediğim gibi en kötü ihtimal şurada bir 5 aya yapar yani. En fazla şunu biraz uzatır 5 aya yapar sonra devam eder. Ama ben burayı kıracağını düşünüyorum yarın. Yarın buranın kırılacağını düşünüyorum. Ha hani şu mumlar çok hoş değil. Saatlik mumlar çok hoş değil arkadaşlar. Resmen alt nalı var. Yani ben aşağıya geleceğim diyor resmen ama. Yani buralarda da sağlam destekler var gibi. Özellikle şu bölge. Bu bölgeden patlatır gibi geliyor bana. Şöyle 4 saatlik mumlarına bakalım. Yani bana şey yapıyormuş gibi geliyor arkadaşlar. Yani şurada bir şöyle bir bir ayağını yaptı. Tekrar bir bir ayağı yaptı. Veya yapıyor. A, B, C yapacak. Yani şu bir ayağı yapacak. Yani üçün biri arkadaşlar bu. Ben bunu üçün biri olarak görüyorum. Yani üç dalgasının birinci dalgası olarak görüyorum. Yani nasıl olacak? Tahminim. Yani bir, iki... 3, 4, 5 şeklinde burayı tamamlayacak. Bir ilk dalgayı tamamlayacak arkadaşlar. Düzeltmesini yapacak. Sonra bir yukarı gidecek diye düşünüyorum. Düşüncem bu yönde. Buna yarın tekrar bakarız. Ama ben riske etmem falan filan diyen varsa arkadaşlar. Şu dip kırıldığında da satabilir yani. Neresi? 60 lira. Yani şöyle söyleyeyim. Ne kadarlık bir zarar yazar size? Buradan aldınız diyelim. Şu dip kırıldı. Sattınız. Yüzde üç buçuk arkadaşlar. Ama bu trendin beş ayağını yapıp hemen yukarı gitme ihtimali de var. Yani daha bu kadar düşmüş artık. Daha ne kadar düşecek? Şöyle orantısal olarak baktığımız arkadaşlar yani şurada dalga bitmiş diyelim. Yani burada baya bir dalga var. Yani bu da güzel bir düşüş Dalgası bayağı bir düşmüş yani. Artık buralardan bir yerden bir tepki gelmesi lazım. Yani ben yarın BİM'in yürüyeceğini düşünüyorum. Yarın yine yukarı doğru hareketler görürüz gibi. Yani kimisini de az göreceğiz arkadaşlar. İşte düzeltmesinin B ayağını yapacak falan. Yani doğaç gibi. Yani şurada düşü yaptı diyelim. Burasını hani A ayağı yaptı diyelim. B'yi göreceğiz. C'yi göreceğiz falan. Bu hafta biraz yatay gider gibi. Bundan sonrası. Birazcık yatay gider gibi. Önümüzdeki hafta yukarı doğru hareketlerle açılırız. Biraz yukarı doğru hareketler yapar. Ondan sonra da satışlar gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. bu gece e, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar şu an için e, başka bir şey konuşmaya gerek yok daha sonra görüşürüz kendinize iyi bakın